Herkes. 2010'dansa yenisin o zaman. Herkes kasketi dönmüş. Ondan ha iyi. 2021'e galibiyetle başlamak çok güzel. 2020'nin bütün dünyada, ülkemizde son derece sağlıksız ve sağlıkçıların, öyle diyeyim, sağlıkçıların hayatlarını fedakarca harcadıkları ve insanları iyileştirmek için uğraştıkları bir süreç ve biz bunlara destek olmamız gerekiyor. Bununla beraber en son geçen hafta, 3 gün evvel Galatasaraylı Omar'ın yaşadığı talihsiz bir durum. Umarım sağlığına kavuşup bir an evvel sahalara dönmesi bütün arzumuz, isteğimiz. Ve bu süreçte geçen seneden itibaren, Mart ayından itibaren futbol ailesi şu anki dünyada yaşanan süreci ayakta tutmaya çalışıyor. Bugün insanlar evlerinde, sokağa çıkma yasağı olduklarında bu oyunu seyrediyorlar. Bununla vakit geçiriyorlar. Biz bunun aktörleri, futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, siz medya, lütfen bu oyuna hep beraber yardımcı olalım, ayakta tutalım. Kavganın, kaosun, kaotiğin, kazandık, kaybettik, kırmızı kartta değildi, penaltıydı değildi gibi durumları aslında bir tarafta bırakmamız lazım. Bu oyunu daha iyi, daha sevimli hale getirmemiz lazım. Bunu da bir belirteyim. 2020'de dediğim gibi galibiyetle başlamak bizim için son derece önemliydi. İlk yarısı oyunun tatmin etmeyen ama iki net girdiğimiz pozisyon vardı. İkinci yarı itibariyle var olan bir şeyler istedik. Daha fazla pozisyona girdik, daha fazla topa sahip olduk. Hücum organizasyonlarını biraz daha fazla kullanabildik. Öne geçtik. Genelinde bütününde çok fazla pozisyon vermedik. Belki bir ortadan gol yedik. Ve sonrasında tekrar oyuna dönüş yaptık. 8 hafta, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Geldiğinden beri bir ivme. Oyun, puan olarak bir ivme kazanıyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var. Zamana ihtiyacımız var mı? Var. Başkanımız, yöneticilerimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Trabzonspor takımı her zaman yukarıya oynar. Her maçı kazanmak için oynar. Seyircilerimizin bizle beraber değil ama duygularının, ruhlarının bizle beraber olduklarını biliyoruz. Bu takıma sahip çıkmalarını, her evladına nasıl sahip çıktıysa da buna sahip çıkmalarını, desteklerini vermesini istiyorum. Onun için iyi bir galibiyet deplasmanda. İyi bir takıma, ciddi bir takıma karşı ilk defa mağlup oluyorlar. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Karagümrük takımına da, eski takımım olduğu için, eski futbolcusu olduğum için onlara da uzun sene sonra ligde olmaları, bir tarihleri olmaları, bir ruhları olmaları açısından da başarılar diliyorum. Baker'da topu geriye oynadığı için kaleciyi oynadı. O Baker'ıydı. Pozisyonu doğru almazsan, devamlı geriye dönersen, opsiyonlar doğru olmazsa bu senin için bir tehlike oluyor. Öyle de bir tehlike yaşadık. O Baker'ıydı. Uğurcan'a değildi ki. Uğurcan bunları daha çok genelde doğru kullanıyor. Büyük bir ihtimalle yani bir aksilik çıkmazsa çarşamba günü bizde olma ihtimali yüksek. Abdülkari Parmak bizim altyapımızdan yetişmiş. Ömür altyapımızdan, Uğurcan, Trabzonspor verimli topraklar. Trabzon seyircisi halkı içinden çıkanı bazen eleştirir ama o kadar da daha çok sever. Şu an itibariyle bir şey yok. Bizim için değerli bir oyuncu. Onun için şu an bir takım şeyler çıkıyor, konuşuluyor ama bunlardan bilgimiz yok. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yöneticilerimiz de, izleme komitemiz de, biz de bu konuyla ilgili yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor'un net oyuncuya, eksiklerine göre net oyuncuya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçları yöneticilerimiz de, bizler de biliyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Hem kulübümüzün bütçesi doğrultusunda hem de ekonomisini doğru ayarlayarak doğru oyuncular üzerinde hareket edeceğiz. Hem kısa vadede, yakında, hem de önümüzdeki sene itibariyle. Çünkü bu sene her maçı gene dediğim gibi kazanmak için oynayacak. Yukarılara doğru tırmanacak. Ama önümüzdeki sene itibariyle eksiklerimiz tamamlığında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımızı düşünüyorum. Transferde aslında her mevkiye Trabzonspor oyuncu bakıyor ama şu anda öncelik neresi dersen, orta sahada sayısı olarak eksiklerimiz var. Yani bugün 3 oyuncu oynuyor. 4. oyuncuyla aramızda çok mesafe var. Kamil giriyor bugün oyuna 4. oyuncu olarak. Sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor, orta saha oynuyor. Orta sahada mevkisi olarak eksiklerimiz var. Önce orası, sonrasına devam edeceğiz. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Her maçı parçadan bütüne giderek kazanmak için oynayacağız. Sonrasında nereye gideceğini hep beraber bakacağız. Bence iyi kat ettik. Beraber hareket eden, sahanın içinde de beraber savunma ve hücum yapmaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz. Dışarıdaki oyuncu grubunun grup enerjisi iyi. Bence bugün itibariyle baktığında toplamda galiba yalnız hatırlamasın 17 puan aldık 8 haftada. Onun için bu iyi bir takım olmak için iyi adımlar olduğunu gösteriyor.